Videomu çekiyoruz yine. Saçma, hani saçma video çekmeyecektik. Neden burada çekiyoruz diye serzenişte bulunarak geldi kameraman bugün o zaman. Ama bu video saçma Hayatta değil. imlen kadar istikrarlı olun. Evet, yani bu neydi bu? Neyse, bu video saçma değil dostlar. Bu video aslında bir tık kendim için çekmiş olduğum bir video. Hani her şeyden ziyade kendim bakıp bir şekilde bir şeyler yapmak isterken. Ya bu arada Like To Me çok güzel dizi, bunu izleyin bak gerçekten. Çünkü neden? Şu an konuşuyorum, dizide beden diliyle alakalı. Ulan hareketler yapıyorum elimi falan filan, dizideyim hani kafa olarak atıyorum. Birine bakıyorum direkt, kaşları, konuşurkenki yüz ifadesi falan filan, onu inceliyorum. Dizinin yaratıcıları diyebilir miyiz buna? Ne diyorsun? Kesinlikle. Kesinlikle diyerek katıldım. Daha fazla Bugün izlemem. seni konuşkan gördüm. Bunu sebebiyle teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu video dediğim için kendim için, yani bir yıl içinde yapacaklarımı eğer yapmış olursam ki, ya da yapacağım süreçte atıyorum mutsuz olduğumda bu videoyu izleyip güleyim diye. Çekmiş olduğum bir video, yani mutsuzluğa kapıldığımda açayım güleyim diye. Çünkü buralar kendim ben de izleyemiyorum dostlar. Öyle bir şey değil mi? Müzdaripim yani, çünkü yani kendimi izleyemiyorum. İzleyemiyorum kendimi. Vakit bulamıyorum. Vakit bulamıyorum. Aslında herkesin her şeye vakti var ya. Öncelikler değişiyor biliyor musun? Herkesin her şeye vakti var ama konu şu an bu değil. Konu şu an bu değil. Neyse, vakit bulamıyorum dedim. Ben de izleyemedim. Bu arada Martı videosuna bayağı bir beğeni var. Arkadaşlarımdan gelen son 10 saniye gözüküyorsun. Çok güzel olmuş. Yorumları özellikle beni benden alıyor ve çalışma aşkımı, şevkimi arttırıyor. Ya bu video böyleydi yani. Emin ol, bir gün moralim bozulursa aç bu videoyu, izle ve gül yani. Hayatta böyle bazen gülmek gerekiyor. Yani fazla gülmek gerekiyor. Ya da güldüren şeyler ya da güldüren insanlar da az. Ama ona da geleceğiz. Onun konusu şu an mı? Değil. Aslında belli bir ölçüde kanal büyürse, hayat dersleri ya da what do you for living for life? Ne dedim ben şu an? Ben de bilmiyorum. Saçmalıyorum ya. Çok saçmaladım. Kaç dakika oldu bu arada? Ellerine gösterebilecek misin? Parmağın çıkmadan. 2 dakika 19 saniye. 2 dakika 19 saniye. Güzel olmuş. Nasıl buldun videoyu? Teşekkür ediyorum. Bu videonun da burada sonuna doğru geliyoruz. Videonun pek bir anlamı gene olmadı. Ya anlamı aslında şu, bak kendi kendime yükselmedim mi? Kendi kendime Evet. yükseliyorum. Anlamı aslında şu ya, şu bir yıl içinde yapmam gereken 5 tane şey var. O 5 tane şeyi yaparsam güzel olacak. O 5 şeyi yaparken kendimi bir tık daha kötü hissedersem ya da dipte olursam, ekstra olarak yardım aldığım ya da çok sevdiğim insanlarla konuştuktan sonra, hani ekstra olarak da kendimi motive etmek istiyorsam, dostlarımla konuştuktan sonra bu videoyu da açıp hani gülebileyim, ya da hedeflerime uzaksam, anladın değil mi beni? Kafa sallıyorsun salak bir şekilde. Ama anladığını varsayıyorum. yani devam etmem gerektiği en büyük hedefimi, hedeflerimi burada açıklamıyorum. Açıklayalım mı? Neden açıklamayalım? Neden açıklamayalım? Saçma mı hedefler? Yo. Tamam, teşekkür ederim. Fazla konuştum gene. Öyle, bu video burada bitiyor dostlar. Pek bir anlamı yok. Hayatın da pek bir anlamı yok zaten. Anlam kazanan dakikalar az. Yani hayatın anlam kazanan dakikası, ama arttırmaya çalışıyoruz. Anlam kazanan dakikaların her gün üstüne koyup, her gün üstüne koyup, her gün yükseltip bir şekilde bir yerlere varma eğilimi içinde kavruluyoruz ve bu video bitti. Bundan sonraki videonun hemen konusunu vereyim. Aslında bunu yapmak çok mantıklı mı bilmiyorum. Hani değil mi? Bir video bittikten sonra diğer videonun konusunu vereyim diye. Mantıklı değil. Mantıklı değil cevabı geldi. Bugün çok cüretkar gördüm seni. Sebebi ne? Cevap verme lütfen bu soruya. Bu Bilmiyorum. soruya Ben de sebebi bilmiyorum. verme sen. Sen hayırdır? Kapat kamerayı. Burada biter video. Şaka yaptım. Bitmez de. Biraz şeye bir saygı kardeşim. Saygı, suyumu içebilirsen kardeşim. Hayır, bir sonraki videonun konusunu verince onu çekmek zorunda hissedersin. Yani mecburiyetten Ben çekersin. sorumluluğumu bilen bir insanım senin aksine, ve hayatta her zaman sorumluluklara İnşallah. eğlenmekten önce sorumluluklarıma önem gösteren bir insan oldum şu ana kadar. Sorumluluk dediğin şey benim hayatımdaki tek şey, sorumluluğum, sorumluluklarım, ve sorumluluklarım olmadan ben olamam. Ben olamazdım sevgili dostlar. Burada bir vizyonun daha sonuna geldik. Biraz daha saçmaladık. Bir gün daha saçma bir şekilde bitirdik. Ya bir açıdan da şunu diyorum ben. Yani bu videoya denk gelen cidden ne düşünüyor abi? Yani ne Denk düşünüyor abi? gelmiyorlar genelde. O yüzden Sen düşünemiyorlar. bana, benden rol çalmaya başlıyorsun ama bir Emine Aktağ olmak kolay değil ve
bir tane Emin Anak daha var. Bunu belirteyim ve bu videonun daha sonuna geldik. Sana söz hakkı vermeden burada video biter.